yani Enerji gibi adamların tabiri caizse kurumların katıldığı bir grup ve bölgenin ihtiyaç duyduğu mesleki eğitimle ilgili kursların düzenlenmesi ve istihdam sorunlarına çözüm getirildi. Ancak her bu kurumlarda olduğu gibi bizim kurumlarımızda kanun çerçevede gündem maddeleri çerçevesini toplanıp bütün kararlara da, mesela Süleyman Hoca'nın dedi ki insan ve mesleki eğitim alandan açılması konusunun işte çok önemli olduğu, bununla ilgili bir altyapı çalışması olduğu konusu var. Evet, İstanbul Kurulu'nun gündem maddelerinden de burası. Milli Eğitim Müdürlüğü, ben şu okulda şu bölümü açmak istiyorum, şurayı da kapatmak istiyorum. Bütün kurulu üyeleri Milli Eğitim'den daha mı iyi bileceğiz? Yani onun çalışmasını yapmıştır. Hepimiz evet diyoruz. Bölüm açılıyor, bölüm kapanıyor. Evet. Yani dalı tek başıma açtım yani. Evet. Gerilimi tek başıma. Ben yani şuraya geleceğim. İnsan ve meslek eğitimle ilgili konuların benzerleri bu kurulda görüşülen konular olur. Yani şu olabilir, belki burada alınan kararlar da sonuçta ilim meslek eğitim ya da istihdamına katkı sağlayacaktır. Burada alınan kararlar yine kurulun da çalışmalarla ışık tutması açısından oraya sunulabilecek olur. Yani kurul da bunu geliştirebilir veya katkı sağlayabilir. Aslında burada kimsenin bir derdi yok. Derdimiz istihdam, nitelikleme. Yani temel şey bunu bilirse kimsenin kurumu veya şahsı suçlama gibi bir niyeti de yok. Belki Hamit Hanım'ın dediği gibi oradaki 12 kişilik ekip başka bahane olduğu için bazı meseleler çok iyi tartışamayabilir, konuşamayabilir, görüş sunamayabilir. Ama burada yapılacak çalışmalar oraya bir rapor şeklinde sunursa daha net, belki de çözüm önerileri sunulabilir. Biri diğerini ikame etmeyecek. Bu kurul aslında bana göre iş yapacak. Yani diğeri iş yapmıyor anlamında söylemiyorum. Gerçekten burada herkes fikrini ortaya koyup somut kararlar alabilecek bir kurul olacak. Yani özellikle de üniversitenin, meslek liselerimizin ve sanayinin bir araya gelip hep beraber işte o konuda bunu yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir boşluğu gidermiş olacak. Yani bunda her fikiriniz, farklı bir düşünceniz varsa, yani zaten bir istihdam kurulu var, buna ne gerek var diyorsanız onu karşılayabiliriz. En iyi olur. Yani kuruluna da ışık tutar ve İstanbul Meslek Eğitim Kurulu'na ayrıca bununla ilgili bir karar alıp uygulanması hiçbir şekilde zarar getirmez. Sonuçta kurum ve kuruluşlar farklı açılardan eğitime ve istihdama katkı sağlıyor. Zaten bu tavsiye mi teminde karar veriyor? Kesinlikle. Zaten yani bir bağlayıcılığı yok artık. Bir İstanbul Kurulu'na bu kanunu üzerine oturtmak için çok daha iyi olur. Bu kurulun sekreteryasını kim yapmalı? Üniversite mi, meslek lisesi mi? Yani daha çok iki taraf üstlenirse daha iyi gibi görünüyor. Bayan Hocam, yani biz üniversite olarak üstlenelim. Yani özellikle de Meyok çevresinde Servet Hocam, siz Meyok Başkanı olarak yani bu sekreteryayı biz buradan üstlenirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. O zaman yılda bir bu toplantıyı biz organize ediyoruz. Evet. Bu maddenin bir tanesi. Diğeri de mesleki eğitim çalıştayı, yani şu çalıştayı daha da geliştirerek 3 yılda bir yine biz üniversitenin koordinasyonunda böyle bir çalışma yapacağız. Ama tabii temennimiz şu, 3 yıl sonra gelip tekrar aynı şeyleri konuşacak olursa hiçbir anlamı yok. Üzerine bir şeyler koyabilmemiz lazım. Geçtiğimiz çalıştaydan bu yana neler yaptık, neleri gerçekleştirdik, hangi kararları aldık, hangisini uygulayabildik, hangisini uygulayamadık, bunları kendimize öyle özelleştirde yapabilmek anlamında yapacak olursak faydası olur diye düşünüyorum. 3 yıl biraz geç değil mi? Bak diğer, zaten diğer kurul toplanacak, her gün toplanacak hocam. Yani 3 yıl emin olun çok hızlı geçer, 3 yıl sonra yine bir toplantı var diyecek hale geliriz. O zaman da çok fazla bir esprisi olmaz. Evet, yani bu iki karar bence önemli. Üçüncüsü, üçüncü başlık olarak buyurun. Ali Cihan Kırak, Meslekçiler Cemiyeti Başkanı. Aynı zamanda bir meslek lisesi mezunu ve kaynak teknikleri olarak konuşmam gerekirse. Şimdi Sayın Hocam, tabii konuşmalarda endüstri meslek liselerinin işte iade itibarının geri kazandırılması dair konuşuldu. Tabii bizim de meslek lisesine girdiğimiz zamanlar sınavla girdik. Zor. O zaman da sınavlar bayağı zor. Yani bir Anadolu lisesi, bir Fen Lisesi'ne nasıl gidiliyor? Söyleyin. Böyle yapalım.
Ama daha sonra bazı nedenlerden dolayı meslek liseleri bitirildi. Ve şu anda da tekrar Türkiye meslek liselerine, mesleki eğitime ihtiyaç olduğu için tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyor. Şimdi bizler burada tabii meslek lisesine giden öğrencilere sanki çok böyle döküntü, işe yaramayan öğrenciler gidiyormuş gibi bir konuşmalarla geçti. Kısmen katılsa da şunu söylemek istiyorum. Tam tersini düşünüyorum. Meslek lisesine giden kişiler çok daha başarılı kişiler. Çünkü en becerisi herkeste yok. Yani bir tarih bölümüne giden adam oturur, kitap okur, ezberler. Tarihi okuyarak falan öğrenebilirsiniz ama bir kaynak yapmayı en beceremez. Onun için de meslek lisesine gidenlerin aslında okulun çok daha açık olduğunu ama bunları yönlendirmede sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Örneğin biz basın olarak şunu yapabiliriz Osmaniye için. Meslek liselerinin veya mesleki eğitimin önemini anlatan yazılar ve velileri bu konuda belki de uyarma veya velileri yönlendirme açısından yapılacak bir takım makaleler yayınlanabilir. Bunlar da biz varız basın olarak her zaman yanınızda oluruz. Diğer tarafta da tabii genelde insanlar işte çocukların çok daha farklı meslekler, çok daha popüler mesleklere gitmesini istiyor. Oysa ben şunu diyorum, bu ülkenin kalkınabilmesi için fabrikalara ihtiyacımız var. Bu fabrikalarda çalışacak işçiler bana göre çok daha el ödülen kişiler bu. Bu kutsallığı biz velilere de anlatabilirsek eminim ki veliler de öğrencilere, çocuklarına mesleki eğitime yönlendirecektir. Yani veliler ve eğitime konusunda biraz basın olarak bize düşen bir şey olursa bu tür akademik yayınları da biz sizler kadar süreyle Osmaniye'de yapabiliriz. Onu belirtmek istiyorum. Evet, sağ olun. Yani bu mesleki eğitim tarafın grubu destekler maliyeti herhalde. Bunu oluşturalım. O zaman kararlı olalım mı? Onu yazalım kararlı. Mesleki eğitim tarafın grubu oluşturulması. Tabi bu grup az önceki kurulun altında çalışan bir grup olacak. Ve hemen yani bunu görselle de süsleyebiliriz. Yani insanlar çünkü görselle çok önemli. Görseller de süsleyip hem öğrencilere hem velilere bunlara basın aracılığıyla duyurabiliriz. İnternet siteleri aracılığıyla duyurulabilir. Ne gibi kitap aracılığıyla duyurulabilir. Evet. Mesleklerin yani mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu bence eğitim olarak görüyoruz. Ya böyle bir grubun şimdi bir yerlerini tartışmayalım. Sonradan biz onu oluştururuz isterseniz. Oluşturduktan sonra da grup kendi içerisinde bir eylem planı yapar. Yani önümüzdeki bir yıl neler yapacak. Ondan sonra bir yıl sonunda da gelip işte yaptıkları faaliyetleri bize anlatabilirler en azından. Bu üçüncü kararımız olmuş oldu. Şimdi dördüncü bir madde, genelde benim gördüğüm, burada da dile getirir zannediyorum Süleyman Hocam, siz de vurgulamıştınız. Müfredattaki uyum sorunu ve program anlamında da meslek liselerinde de yüksek okullardaki programların birbirine geçiş anlamında uyumsuzluğu sorunu var. Süleyman Hocam, bu konuda Feyyüz Hocam, sizler bir şeyler söylerseniz o konuda da karar alalım. Şimdi sinirama duyuşsuzluğu da bizim gördüğümüz programlarla sınavının istediği programlar arasındaki bir durum mu? Yok, şimdi sadece meslek liselerinde yüksek okul arasındaki bir duyuşsuzluğu. Az önce plan alanında uygulamaya çalıştı. Şimdi organize sınavıyla verilen örnekte görüldüğü gibi şeyden bizim meslek orta öğretim, meslek orta öğretim kısmında buna hitap eden bölümlerimiz yeterli değil. Hem de orada meslek yüksek okuluna geçişte onun karşılığı olan bölümler yok. Anladığım kadarıyla. Çocuklarla bir ilerleme veya bir paralel olmuyor. O konuları daha detaylı da görüşebiliriz.
Evet. Yani daha sonraki bir görüşmelerde. Bu birlikteliğin sağlanması lazım. Şimdi liseden mezun olan bir öğrenci ne diyor? Meslek yüksek okuluna giderken. Çünkü bir üst basamağa daha tırmanmış oluyor öğrenci. Lisede gördüğünün çok daha fazlasını, beklentiler var burada. Mesela lisede uygulanan dersler, öğrendikleri ve meslek yüksek okulunda gördükleri derslerde üzerine neler koyacak bu öğrenci? Ben bunu demek istiyorum. Hocam o zaman iki boyu. Birincisi, evet, meslek lisesinde olup da yüksek okullarımızda şu an uygulanmayan alan var. Evet, bir okulu var. Ya da tersi yüksek okullarımızda olup da meslek sebebi olmayanlar var. Evet. İkincisi, birbirinin devamı olanlar var fakat müfredat anlamında uyumsuzluklar var. Evet. Bunu çözmesi gereken kurul herhalde başta söylediğimiz Mesleki Eğitim Koordinasyon Kurulu. Yılda bir toplanacak, bunu masaya yatıracak. Evet. Ama biz evet. Bunu karar olarak da buraya yazalım. Evet. Bu konuyu, bu konu önemli. Evet, iki konu, yani benim özellikle üstünde durduğum bu iki konu. Staj konusuna gelindiğinde de, staj konusu da tabii ki bizler için çok önemli. Onu biraz sonra geçeceğiz. Ondan sonra bunu geçeceğiz. Bunu bağlayalım evet. Ondan sonra. Evet, benim özellikle üstünde durduğum tamam. Bu iki konu. İlerilmesi diyelim, daha sonra onu toparlarız biz. Yani bunu yapacak olan birinci bitleri var. Meslek liselerinde var mı? Anlamların listelerini ilk okullara ve üniversiteye bildirdiğimizde, üniversite rapama göre 12 kadar oradan belli olur zaten uyumsuzluk var. Hocam zaten o birincisi bizim dediğimiz meslek yüksek okulları ve meslek liselerimiz bir araya geldiğinde karşılıklı olacak bunlar oraya. Evet. Orada daha detaylı tartışılabilir diye düşünüyorum. Hatta şimdi birinci Mesleki Eğitim Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı önümüzdeki ay yapılabilir mi? Yapılır. Önümüzdeki ay yapalım bence bunu. Geçti mi? Onun kararı ilk toplantının önümüzdeki ay yapılmasıyla ilgili. Hatta net tarihleriniz varsa o da yazılabilir. Hocam bununla ilgili bir çalışma yapılsa. Evet. Bundan, yani bunu birkaç ay sonra yapsak daha iyi olur. Mesela biz firmalardan görüş alabiliriz. Sadece programlarla ilgili değil de mesela stajla ilgili bir şey hazırlanmış olurdu. Nerede ne kadar hangi stajlar yapmalıdır, hangi 3 ay ilgili başkanım. Yani 3 ay bence daha iyi toplamda sunulur. 3 ay içerisinde ihtiyat yapılması. 3 ay içerisinde. Buyurun. Çok şimdi benim sonuç bir karar verelim bir teklif olacak. En başta konuşan konuda. Şimdi öğrencinin yeterince yönlendirilmedi. Hangi tabiri nereye gideceğini bunu bizim buradaki şeyi yapacağız, çalıştayı yapacağız durum değil. Çünkü tabii okuldan başlayarak kabiliyetlerini ölçülerek gelmesi gerekiyor. Ama meslek lisesinde, meslek okulu dünyasında, hatta mühendislik dünyasında şu yapılabilir. Mesela Mahmut Bey'in itiraz ben bu kaliteli bir metre geçemedim, işte yeterli nitelikler insan olamadı. Şimdi öğrencinin aslında bir olgunlaşma devresi var. Mesela mühendislik fakültesinde ikinci sınıf öğrenci olgunlaşır. Çünkü temel dersleri almıştır artık. Yani neyle yüz yüze geldiğiniz. Bu olgunlaşma döneminde mesela meslek lisesinde birinci sınıf olabilir, meslek okuluna birinci sınıf sonunda. Biz şimdi bir kere şunu da karara önce şu cümleyi kurmak istiyorum. Bütün okuyanın iş bulmak problemini çözmek çok zor bir mesele. Yani zaten istihdam kanalı bu kadar açık değil. Ama biz iş bulacağında kaliteli olmasını çözmemiz gerekiyor. Yani işe girecek bir nüfus var. Mesela 100 kişi mezun oluyor. Bunun 10 tanesi işe girecek şu anki koşullarda. Belki ileride gelişecek ama şu an 10 tanesi. Ama bu 10'unun kaliteli olması yönünde çalışmamız gerekiyor. Yani kaliteye esas alarak. Bu konuda ne yapacağız? Mesela Mahmut Bey bence gelecek. İşte o olgunlaşma veya mesleği tanıma bölümünde lisede öğrenciyle geldiğinde staj konusunda da buna gerek var. Ben şu kalitede, şu bilinçte bir öğrenci istiyorum diyecek okuldaki şeye. Kontrolü de kendisi yapacak. Mesela gelecek birinci öğrenci diyecek ki ben şu kalitede şunu bilen şu öğrenciyi veya orada parlak öğrenciye bakacak akademik yetkinliğine. Diyecek ki ben şu öğrenciyi hedef seçtim. Bu öğrenciler okulu bitirdiğinde şunları öğrenmesini istiyorum. Bu öğrenci eğer benim dediğim paralelde giderse stajı benden ya da staj ayarlayacak yerini ben bulurum. İstihdamı da benden. İstihdamı da benden diye. Bence okuldaki şeyde böyle hem sanayi hem şey öğrencinin olgunlaşmaya başlıyor.
yolunu belirlemesini yapabiliriz. Ama öncesini yapamayız.